Ya sanırım Bergama dosyasının doğrudan ilişkisini kurmak çok kolay değil. Cinayetle ilişkisini kurmak çok Ama kolay. tuhaf bir şeyler var orada. Ama tuhaflıklar buradan başlıyor. Yani dosyadaki aktörlerin çok fazla kesişen tarafı var bir kere. Yani kim o? İşte Muhmet'e Yüksel. Cinayetten hemen sonra olaya el koyuyor. Normalde Hablemitoğlu'yla işbirliği yapmış durumda. Alman vakıfları davasında hani beklenir ki işbirliği yaptığı kişi bir suikasta uğradıktan sonra canla başla bu işi soruştursun ve aydınlatsın madem el koyuyorsun. Ama hayır böyle bir şey görmüyoruz biz Mehmet Yüksel'in dosyasında. Bergama döneminde ise gariplik aslında en başta şuradan başlıyor. Yani Hablemitoğlu'nun şirketle kurduğu ilişki de çok tartışıldı biliyorsunuz. Bir ikincisi askerler işin içinde. Evet. Gene cinayetle ilgili sorgulanması gereken bir taraf bu. Ege Ordu Komutanı'ndan Ankara'daki üst düzey bazı askerlere kadar ve o dönem iktidardaki parti olan DSP'nin içindeki bazı bakanlar altın madenine davet ediliyor, gezdiriliyor, anlatılıyor. Türkiye'nin bu altınla büyük bir refaha kavuşacağı konusunda Ecevit bile ikna ediyor. Ve daha sonra biz Türkiye tarihindeki en komik davalardan birine tanık oluyoruz. Alman vakıfları, işte Almanya altın piyasasını elinde tutuyor, Türkiye Bergama altını çıkartmasın diye vakıflar burada köylüleri kışkırtıyor iddia bu. Yani Türkiye'nin en saygın hukuk insanlarından birisi Yücel Saymam. Gene onun gibi başka avukatlar, başka hukukçular. Türkiye'de açık faaliyet gösteren sivil toplum örgütleri. Yani siz diyebilirsiniz ki Alman vakıfları Almanya'nın ideolojisi doğrultusunda bir sürü ülkede faaliyet gösteriyor. Tamam. Ama yani bütün bunlarla bir çevre mücadelesi, eşgüdüm içinde çete, casusluk faaliyeti gibi sunulması. Komik ve netekim o komik dava da Türkiye'deki yargılama standartlarına rağmen beraatle gitti. Onun altını çiziyor. Ve Nuhmet Eyüksel Ankara'dan kalkıyor Bergama'ya kadar gidiyor. Yani İzmir DGM Başsavcılığı ilgilenmiyor bu mesela. Ankara DGM Başsavcılığı ilgileniyor çünkü casusluk faaliyeti var. Bergama dosyasıyla ilgileniyor ama şimdi buna cemaatçiler çok kızıyorlar. Neden kızıyorlar onu da bilmiyorum. Ne hikmetse yani herkes ortalıkta ayağa kalkıyor. Alman vakıfları Türkiye'nin geleceği şöyle böyle falan. Dış güçler Türkiye'ye müdahale ediyor tıpkı bugünkü söylemler gibi. Ama bir süre sonra bir imar davasında maden kapatılıyor, mühürleniyor ve Amerikan Büyükelçisi Edelman buraya yazı gönderiyor. Yani açık müdahalede bulunuyor, mektup gönderiyor buranın faaliyete açılması için ve askıya bile çıkmadan, askıya çıkmış gibi gösterilerek yeni imar planı yapılıyor. Maden hemen faaliyete geçiyor. Bir süre sonra ise Eurogold'un ortakları değişmeye başlıyor. İşte sonra ortaklardan birinin şirket yapısı değişiyor ve biz Koza Madenciliği için. Yani Hablemitoğlu gibi birisi, Muhmet'e Yüksel gibi birisi yaptıkları faaliyetlerle en sonunda cemaatin madenin sahibi olmasına kadar uzanan bir süreci anahtarı oluyorlar. Kilidini açıyorlar. Şimdi cemaatçiler diyor ki biz orada 2 sene altın zaten kalmamıştı, çıkartılmıştı. Biz başka fabrika falan. Ya bunu tartışmıyoruz. Ya Bergama'nın kendisi bütün olarak garip. Hablemitoğlu'nun oraya yönelişi garip, askerlerin yönelişi garip, Nuhmet'e Yüksel'in yönelmesi garip, Amerikan Büyükelçisi garip, suçlama garip ve sonucunda buranın Akın İpek'in, Koza'nın eline geçmesi ve sonra o çevre mücadelesi açısından büyük önem arz eden davaların cemaatin yargıya hakim olduğu dönemde bir kaybedilmesi söz konusu. Bütün bunlar garip. Ama bu doğrudan bir cinayetin failliğini işaret eder mi? Orada bir gerekçe bulamıyoruz. Yani Köstebek kitabına kadar bir gerekçe bulamıyoruz. Neden öldürüyorsun? Bu gerekçeyle neden öldürüyorsun? Zaten çünkü dava kapanmış, tartışma büyük oranda geride kalmış vesaire. Ama şunu görüyoruz bugün baktığımızda. O dönem Hablemitoğlu askeri istihbaratla, milli istihbaratla belli ki yakın. Mehmet Eynur'la tartışmaları var karşılıklı olarak. Bugün işin içinde istihbarat var, askeri istihbarat var, özel kuvvetler komutanlığı mensupları var. Bir de görevini yapmayan yargı mensupları var ortada.
Bütün bunlar, bir de cemaat var. Yani iktidarların odağı var. Her yerde. Bütün bunlar bir, sizin dediğiniz gibi bir kesişim alanı yaratıyor. Ama Türkiye'nin bu soruya yanıt bulması gerekir.